Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Evet 16 Mayıs'taki Akrep tutulmasıyla karşınızdayım. Çok önemli bir tutulmayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bu Akrep tutulması bir nevi bir devrin kapanışı, bir sonlanma ve hayatımızdaki problemleri artık netliğe kavuşturma dönemi. Burada neler yapılabilir? Nelerle karşılaşabiliriz? Tabii ki öncelikle bu tutulmanın anında Merkür'ün retro pozisyonunda olması, geçmişe dönük iletişimle ilgili ya da geçmişte alamadığımız haklarımızla ilgili geri dönüşlerle karşı karşıya kalacağız. Ve ne ekersek onu biçeriz sözünü 16 Mayıs'taki akrep tutulmasında bol bol yad edeceğiz arkadaşlar. Baktığımızda bu tutulma kadersel etkileri çok fazla devreye koyacak. Ve bu kadersel etkiler hayatımızda bir devrin kapanışı. Bir dönemin sonlanmasını getirecek. 2013 ve 2014 yıllarına baktığımızda o yıllarda neler yaşadınız? Haksızlığa maruz kalmış olabilirsiniz ya da e, siz farkında olmadan karşı tarafa haksızlık yapmış olabilirsiniz. İşte bu noktada artık her şeyin açığa kavuştuğu, çözüme kavuştuğu bir dönemde olacak. Şimdi güney ay düğümünün, kuzey ay düğümünün güneşle ve ayla yapmış olduğu etkileşimlerde bizlere hak ettiklerimizi alabilme şansını da aynı zamanda vermiş olacak ve tabii ki burada düzen ve netlik yani hırstan, kibirden, e, öfkeden uzak duranlar için çok büyük fırsatlar getirse de bunları hayatında çok fazla entegre eden insanlara maalesef biraz daha zorluklar ve mücadelelerle gelebilir bu ay tutulması unutmayın ki Burada beklenmedik yükselişler olacağı gibi beklenmedik çöküşler de meydana gelebilir. Şimdi 16 Mayıs'taki akrep tutulması en çok neyi etkileyecek? Bir kere borsayı, para piyasalarını, finansal alanlarımızı çok fazla etkileyecek. Bir krizin eşiğindeyiz. Bunu hepimiz zaten biliyoruz ama bu tutulmayla beraber krizin daha çok arttığını ve hayatlarımızda krizin artık gözle görülür ve kapatılmayacak bir hale geldiğini gözlemleyeceğiz. Şimdi ay tutulması en önemlisi kadınları etkileyen bir süreci ifade ediyor. Yani aslında duygularımız, ruhumuz, benliğimiz, içimizde hissettiklerimiz, hezeyanlarımız, duygusal çöküşlerimiz, inişlerimiz ve çıkışlarımızı bize tekrardan hatırlatmak isteyecek. İşte bu noktada özellikle su grupları, boğa burcu, akrep burcu, Yengeç burcu, Balık burçları. Bunlar biraz daha hezeyanlara kapılabilirler. Geçmişin muhasebesini çok fazla tutabilirler. İşte bu noktada biraz sakin kalmak ve sisteme güvenmek önemli arkadaşlar. Aynı zamanda Jüpiter'in Koç burcuna geçişini yaşadık 11 Mayıs itibariyle ve Jüpiter Koç'tayken genellikle her şeyi hızlandırır. Eğer ilahi adalet bekliyorsanız bunu hızlandıracaktır. Eğer birinin kalbini yanlışlıkla kırıyorsanız bunun da karşılığını ve karmasını size çok hızlı bir şekilde geri döndürecektir. Yani dolayısıyla Özellikle e, hayatımıza dışarıdan gelen büyük etkilere çok dikkat etmemiz lazım. Bizim kendi hayatımızda aldığımız kararlara da ekstra dikkat etmemiz lazım. Çünkü Merkür Retrosu bu tutulmaya eşlik ettiği için bazı itiraflar, gizli sırlar, yani bizden saklananlar, e, kapalı kapılar ardında var olan bu konuşmalar nelerle karşılaşacağız? neler duyacağız, nelere şahit olacağız. İşte bu ay tutulması bizlere hepsini bir bir gösterecek. Şimdi çok durgun bir tempodaydık. Jüpiter'in balık burcundaki seyriyle biliyorsunuz. Bu Jüpiter Koç'la beraber bu durgun seyri biraz daha hareketlendirecek. Evet hayatımıza bir aksiyon giriyor. Ama diğer taraftan da çıkması gerekenler de var. İşte bu iki uçta çok iyi bir dengeyi Kurmak gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu dengeyi kurabildiğinizde e, problemleri bertaraf edebilirsiniz. Şimdi ülkemiz açısından baktığımızda evet burada yöneticilerle ilgili yönetimlerle ilgili bir takım değişimler ve değişiklikler olacak özellikle muhalefetle ilgili bir takım kutuplaşmalar yaşanabilir. Yani bunlar ekstra artacağı bir dönemde olacağı için özellikle Jüpiter'in koç seyri bunu yaratacak ve 16 Mayıs akrep tutulması biliyorsunuz krizi tetikleyeceği için bu 16 Mayıs'tan sonraki süreçte muhalefet ve iktidar arasında da çatışmalar ve krizler devam edecek. Özellikle halk grevlere ve hakkını almaya yönelmek isteyebilir. Yani toplumsal bir ayaklanmayla da karşı karşıya kalabiliriz. Yani artık herkesin hakkını aramak istediği ve gerçekten hakkını bir şekilde ön plana çıkartmak istediği bir dönemde. Tabii ki burada dünyada da sayısız e, olaylarla karşılaşacağız. Yani çok sansasyonel haberlerle karşılaşacağız. E, belki devlet de özellikle yurt dışında dünyada global çapta baktığımızda devlet bünyesinde yer alan bariz bazı krizlerle Karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki burada sayısız ifşalar da gündeme gelecek. Yani bizler burada e, her şeye dikkat edelim diyoruz ama dünya genelinde de bir etki var. Bunlar da bizim hayatımıza etki edebilir. Özellikle Türkiye'de de bunlar çok fazla gündemde olacak. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz uzun zamandır bir göçmen sorunu var ve bu göçmen sorunu tabii ki Jüpiter'in koç seyriyle beraber ve Akrep tutulmasıyla beraber daha da ön plana çıkacak. Bu da biraz toplumun e, kutuplaşmasına ayrışmasına neden olacak. Tabii ki bu sorunlar önemli ölçüde e, ciddi krizleri de tetikleyebilir bu arada arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ay tutulması Türkiye'nin 6. ve 12. aksında yer alıyor. Evet 6 ve 12 aksın nedir? Tabii ki burada çalışan kesim, e ee, zorlayıcı etkilerdir bu arada biliyorsunuz 6 ve 12 özellikle 12. ev çok zorlayıcı etkiler barındırır. Burada sırlar vardır, gizemli olanlar vardır, gözle görülmeyenler vardır. Yani bizden saklananlar vardır aslında. İşte biz bu bizden saklananları çok net görebileceğimiz bir dönemdeyiz. Evet ilişkilerde, para piyasalarında, belki de bireysel hayatımızda, arkadaşlarımızda, dostlarımızda, hayatımızda yer alan insanlarla ilgili birden fazla konuyla karşı karşıya kalabiliriz ve bunlarla uğraşmak ve bunları düzeltmek, bunları iyileştirmek durumunda kalabiliriz ki zaten biliyorsunuz akrebin iki yönü vardır. Akrep tutulmaları aslında orada bir krizi ortaya çıkartır. Fakat bu krizi görebilenler gerçekten şanslıdır. Krizi gördüğünüzde şunu bilin ki şifa da arkasından geliyor. Eğer bu krizin içerisinde debelenip durursanız sürekli aynı krizle tekrar tekrar aynı problemleri aktarmaya çalışırsanız işte o krizin içerisinde çok daha fazla zaman kaybedebilirsiniz. Bazı insanlar yol alırken siz bu tutulmayla beraber geriye doğru gidebilirsiniz. Lütfen bunu da göz ardı etmeyin. Aynı zamanda burası bu evler, Ünlü isimlerin topluma mal olmuş e, medyada yer alan insanların da ifşalarını deşifre edecek. Aynı zamanda burada bazı e, ünlülerinde maskeleri düşebilir. Tabii ki büyük gaflar yapılır. Merkür retrosundayız. Her şeyden önce ağzımızdan çıkmasını istemediğimiz sözler bir anlık gafletle ortaya çıkabilir ki bunlar bireysel hayatımızda da maalesef çok etkili olabilir. O yüzden bir kere düşünüp bir kere konuşmakta fayda var. Ya da karar alırken de bin kere düşünüp bir kere karar alın. Çünkü eğriyi doğruyu çok net göreceksiniz ama aynı zamanda Merkür'ün retro pozisyonunda olmasından dolayı geçmişle ilgili konular da çok ön planınızda olacak. Yani geçmişe bir özlem duyma geçmişteki yaşadıklarınızı belki de tekrar yaşama isteği bunlar size hata yaptırabilir. Daha çok önünüze odaklanmanız gereken bir süreç, yeniliklere odaklanmanız gereken bir süreçte olduğunuzu lütfen unutmayın. Tutulma anına baktığımızda Jüpiter, Neptün ve Mars Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasında 10. evde yer alıyor. Burası nedir? Burası iktidarın evidir. Aynı zamanda çalışma alanımızdır, kariyer hayatımızdır gücümüzü ve mücadelemizi nasıl ortaya çıkarttığımızı gösteren bir evdir. Tabii ki burada dış ilişkilerde de büyük problemler çıkabilir, ee, kendi iş yerinizde de bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Tabii ki bireysel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasından bizler de faydalanacağız ama e, baktığımızda burada daha çok mualefetin e, ön planda tutan bir gösterge olarak söyleyebilirim ki Neptün-Mars kavuşumunda biliyorsunuz tutulma anında kavuşumda olacak. Yani bu ne demektir? Dolandırıcılığa karşı dikkat edin arkadaşlar. Yani karşınızda sizinle iş yapmak isteyen insanlar olabilir ee, ya da asparagas bilgilerle size gelebilirler. Bunlara inanıp hemen aksiyon almak yerine bu bilginin doğruluğunu teyit etmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu lütfen unutmayın. Hemen aksiyon almayın bir bekleyin. Gerçekten doğruluk payı var mıdır, yok mudur? Bunları bir gözden kaçırmamaya özen gösterin. Özellikle Neptün-Mars kavuşumu, kariyer evinde, para piyasalarının bulunduğu evde yer alan bireyler ekstra dikkat etsinler. Tabii ki bu dönem bireysel hayatlarımızda da birçok ihanetlerle, birçok yalanlarla karşı karşıya kalacağız. Çünkü Neptün-Mars orada aynı zamanda e, gizlemeye çalışır, sırları bir şekilde geri plana atmaya çalışır ama tabii ki her şey yuka çıkacağı bir dönemde ve bu yüzden de ne kadar sorgularsak, ne kadar ciddi yaklaşırsak o kadar az problem yaşayabiliriz. Öte yandan e, boğa burcu biliyorsunuz toprakla, tarımla ve bereketle alakalıdır ve e, burada kriz anı toprakla, e, çiftçilerle, üreticiyle ilgili krizler meydana gelebilir özellikle dış bağlantılı çalışan ithalat ve ihracat yapan üreticileri biraz zorlayabilir bu süreç. Tabii ki her şeyin biraz daha pahalanması, aşırıya kaçması, e, aynı zamanda yeni gelen zamlarla karşı karşıya kalmamız bizleri biraz daha e, psikolojik olarak zor duruma itebilir. Tabii ki gıda fiyatlarında artışlar gözlemlenmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz tutulmaların etkisi özellikle 6 aydır ama en yoğun etkiyi 2 ay yaşarız. Yani mayıs, haziran ve temmuz aylarına ekstra özen göstermemiz gerekiyor. Gereksiz yere para harcamamaya dikkat edin. Tabii ki kendi değerinizi de bu süre içerisinde bilmeye dikkat edin. Yani kendinizi de burada ezdirmemeye ya da yaptığınız işin arkasında durmaya gayret gösterin. Çünkü böyle bir dönemde olacağız. Diğer taraftan tabii ki e, tutulma anında Mars Neptün kavuşumu çok sert açı almakta ve bu biraz kritik yani e, köşeye sıkışan halk, toplum, insanlar artık e, çok zor bir karar verebilir hayatlarıyla ilgili. Yani tabii ki bunu söylemek çok hoşuma gitmiyor ama intihar vakalarının bile arttığını gözlemleyebiliriz çünkü insanların köşeye sıkışması, insanların bir şekilde artık e, sıkıntıyla ve zorluklarla baş edemiyor olması onları çok daha e, Dehşet kararlar almaya itebilir. Umarım psikolojik olarak herkes bu süreçte kendini iyileştirebilir diyorum. Unutmayın, akrep her zaman şifadır, krizi getirir belki ama şifayı içinde görmeniz gerekiyor. Öte yandan sorguladığınız her şey karanlık gibi gördüğünüz her şeyin lütfen başka bir perspektifinden de bakmayı deneyin. Evet, bir karanlık var. Şu an bir e, kaos var, kaotik bir durum var. Ama bunu kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Nasıl iyileştirebiliriz kısmını da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi iyi gün, kötü gün. Gerçek dost, sahte dost ayrımı yapacağınız bir tutulma. O yüzden insanlarla olan ilişkinize bu dönem ekstrem olarak dikkat edin ve burada artık sapla samanı ayırma ve hayatınızda sizin işinize yaramayan insanları hayatınızdan çıkarma dönemi. Bu zamana kadar varlığı size bir şey kazandırmamış ya da varlığı sürekli size problem yaratmış insanları hayatınızdan çıkartmak için çok uygun bir dönemdesiniz. Ama tabii ki bunu kırarak, dökerek veya inciterek değil, daha uygun koşullarda karşılıklı olarak bireylerle konuşarak yapmak işinizi kolaylaştıracaktır. Bu arada e, bu Mars Neptünün kavuşumu biraz uyuşukluk getirecek. E, zaten. Başladı etkisi ve bu etkiyle beraber de bu tutulma anında tabii ki hepimiz böyle karar almakta, önümüzü görmekte zorlanabiliriz. Çünkü orada bize bir durmamız gerektiğini söyleyen bir kavuşum var. Biliyorsunuz balık burcunda gerçekleşen kavuşumlar genellikle rehavet verir ve adım atamamamızı sağlar. Ve bu kanlı ay tutulmasını defalarca kez yazdık, çizdik, anlattık ama önemli olan burada bireysel olarak, ne istediğiniz. Yani siz ne istiyorsunuz? İşte bu tutulma size asıl bunu soruyor. Bu hayattan memnun musunuz? Yaşadıklarınızdan memnun musunuz? Yaptıklarınızdan memnun musunuz? Hayatınızdaki insanlardan memnun musunuz? Eğer bunlardan bir tanesine hayır diyorsanız zaten burada düzelmesi gereken bir nokta var demektir. İşte hangi tarafı daha çok düzeltmek istediğinize karar vermeniz gereken bir süreç çünkü krizler bir taraftan da başka kapılar açacak. Bunu da unutmayın lütfen. Tabii ki buradan çok güzel etki alacak olan ee bireyler de var ama bir taraftan dönüşümle beraber hayatlarını farklı bir pozisyona götürmesi gereken bireyler de var. Artık ayağa kalkma zamanı olduğunu unutmayın lütfen. Evet. Demeleniyoruz krizin içerisinde aynı problemleri, aynı döngüleri belki hayatımızın birçok döneminde yaşıyoruz ama tam zamanı arkadaşlar yani harekete geçmek için, ayağa kalkmak için, önümüzü görmek için evet yaklaşık bu hafta itibariyle bunları daha net gözlemleyebilirsiniz. Diğer taraftan baktığımızda şimdi bir tavsiyede bulunacağım sizlere. Şimdi Merkür Retro'da özellikle burada ikili ilişkileri biraz sekte vuracak. Daha doğrusu ikili ilişkilerde şöyle bir kriz çıkartabilir. Eğer gerçekten ilişkinizde devamlı aynı problemlerle karşılaşıyorsanız ve aranızda artık o bağlar tamamen koptuğunu düşünüyorsanız ya da iletişiminiz artık eskisi gibi değilse ve sürekli olarak acı çektiğiniz bir ilişkinin içindeyseniz Artık burada sonlanması gereken bir süreçte olduğunuzu unutmayın. Ve bu ilişkiler bitmeye mahkum ve arkadaşlar geri dönüşler, çok fazla olacak Merkür retrosu. Geri döndü, geri dönen insanlara bir dikkat edin size geçmişte ne yaşattı. Bir gidin 2020 yılına, 2018 yılına, 2021 yılına bir gidin. Buradaki Merkür retrolarında nelerle karşılaştınız? Neler yaşadınız? Onları bir gözlemleyin. İşte bu dönem Bunlara biraz daha dikkat edin. Tabii ki bu sadece ilişkiler değil, ticari ilişkilerimiz, ortaklı ilişkilerimiz, toplumla olan ilişkimiz, belki de patronumuzla olan ilişkimiz, yazılı, sözlü, ifadeli her şekilde dikkat etmemiz gereken bir süreçte olduğumuzu lütfen unutmayın. Evet bu tutulma biraz kayıplar getirecek. Özellikle takıntılı bir ruh hali verecek. Duygusal hezayanlar verecek. Duygusal çöküşler verecek ama Öte yandan baktığımızda, odaklandığımızda gerçekten ne istediğimizi bildiğimize daha dengeli bir süreçte geçirebiliriz. Tabii ki bunlar sizin elinizde. İki yönlü de kullanabilirsiniz. E, duygudan duyguya da geçiş yapabilirsiniz. O duygunun içerisinde yeteri kadar zaman kaybettiğinizi düşünüp artık başka bir e, kapı aralamak da isteyebilirsiniz. Her şey sizin elinizde olduğunuzu unutmayın. Öte yandan Şimdi burada e, çok belirsiz aşklarda gündeme gelebilir. Yani çok tutkuyla başlayan, ilk etapta tutkuyla başlayan ilişkilerde e, bazı gerçekliklerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle karşınızdaki bireyin medeni durumu çok farklı çıkabilir. E, yanılgılara kapılabilirsiniz. Biliyorsunuz hem Mars Neptün kavuşumu olacak, aynı zamanda Merkür retrosu olacak. Yani neresinden tutarsak tutalım. Biraz karşımızdaki insanı tanımak gerektiğini düşünüyorum ya da ona zaman vermeniz gerektiğini çok hızlı bir ilişkinin ve aşk hayatının içine girmemenizi tavsiye ediyorum. Evet burada çok tutku dolu başlayacak belki çünkü Jüpiter koça geçti artık. Her şeyi çok tutkuyla yapmak isteyeceksiniz ama bu tutku dolu aşklar sizi nereye götürür ya da size neler getirir onları da gözlemlemeniz gereken bir süreç. Tabii ki tensel uyum çok fazla ön plana çıkacak. Cinsel çekim çok fazla ön plana çıkacak. Yani bunlar e, tamamen akrep yan etkilerin nedeni. E, tabii burada kadın tacizleriyle de çok karşı karşıya kalacağız. Yani bunları söylemekten e, çok böyle hicap duyuyorum. Ciddi anlamda da hiç hoşlanmıyorum ama baktığımızda bu akrep tutulması bunları da tetikleyecek. Lütfen biraz daha kendimize ve etrafımıza dikkat edelim. Etrafımızdaki insanları da bu konuyla ilgili uyaralım. Şimdi burada sağlam olmayan ilişkiler dönemi kapatıyor. Bu her ilişki için geçerli. Arkadaşlarınız, patronunuz, hayatınızdaki insan belki evlisinizdir, uzun zamandır evliliğiniz yolunda gitmiyordur. Evliliğinizi bitirmek istiyorsunuzdur. İşte burada evliliğinize, ilişkinize, aşk hayatınıza her şeye set vuracak bir tutulma var. Eğer gerçekten doğru bir ilişkide değilseniz, sağlam bir temeli yoksa bu yapılar yıkılmaya Maalesef ee, mahkum gibi duruyor. Aynı zamanda burada kendimizi güncellememiz gereken bir süreç, yeniliklere adapte olmamız gereken bir süreç, kendi değerimizi her şeyden önce bilmemiz gereken bir süreç. Yani istemediğiniz hiçbir şeyi yapmak zorunda olmadığınızı ve insanların size istediği gibi davranmaması gerektiğini öğrenmeniz gereken bir süreç arkadaşlar. Yani burada biraz kendinize kıymet vermeniz. Gerekiyor e, dediğim gibi burada her şeyi artık ayrıştıracaksınız, yüzleşeceksiniz, e, sır diye bir şey kalmayacak, e, her şey deşifre olacak. Bunlara kendinizi ne kadar hazırlarsanız o kadar az acı çekersiniz. Şimdi gelelim kısa kısa burç yorumlarına. Evet koç burçlarıyla başlayalım. Şimdi tutulma finansal alanınızı etkiliyor sevgili koçlar. Evet Jüpiter koça geçti. Size çok güzel bir yaşam enerjisi veriyor. Fakat bir taraftan da finansal alanınızda ilerlediği için e, burada size şunu yaratacak. Yani kontrollü harcama yap, dikkatli harcama yap. Yani çok yüksek çıkışlar, çok yüksek riskler alma, çocuksu hareketlerde bulunma diyecek. E, maddi riskler biraz ön planda güvenli olmayan ya da güvenmediğiniz sularda yüzmemeniz gereken bir dönemdesiniz. Bunu da unutmayın. Çünkü burada çok ciddi kayıplarla da Karşı karşıya kalabilirsiniz. Maddi konulardan ziyade burada maneviyata yönelmek ve geçmişteki problemleri çözümlemek için çok daha doğru bir zamandasınız. E, bu tutulmaya en azından bir atlattıktan sonra maddiyatla ilgili konuları gündeme getirebilirsiniz. Ha, tabii ki hep mi kayıp var? Hayır kazançlar da olacaktır ama e, böyle kör kuyuya atlamak gibi olmasın riski atlamak. Yani e, risk alacağınız şeyin gerçekten emin olduğunuz işlerden olmalı ya da gerçekten risk almaya değmeli. Çünkü diğer türlü bir takım problemler özellikle partnerinizle, ortağınızla, iş yaptığınız kişilerle problemler yaşatabilir. Şimdi burada öncelikle kendinizi dizginleyeceksiniz ve sizin etrafınızda toksik insanlardan, depresif insanlardan, sizi aşağı çeken insanlardan uzak durmaya çalışacaksınız. Aksi halde burada sizi de onlar aşağıya çekebilir ve tabii ki bu durum biraz daha yıpratıcı bir e, sürece tabii ki sizi götürecektir. Biliyorsunuz sizin bütün tutulmalarınız bu alanda olacak. O yüzden ekstrem bir dikkat gerektiriyor arkadaşlar. Gelelim boğa burcuna. Evet sevgili boğalar şimdi zıt burcunuz olan Akrep'te bir tutulma var. Bu sizi nasıl etkileyecek? Özellikle ikili ilişkilerinizi etkileyecek, benliğinizi etkileyecek, yaşam alanınızı etkileyecek, insanlarla olan iletişiminizi etkileyecek, sağlığınızı etkileyecek. Yani aslında baktığımızda her açıdan kadersel bir dönemeçte olduğunuzu söyleyebilirim. Burada çok ciddi zirveye de oynayabilirsiniz. Bulunduğunuz konumdan daha aşağıda da devam etmeye çalışabilirsiniz. Şimdi burada daha Zirveye oynamak için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle siz konforlu alandan çıkmayı çok seven bireyler değilsiniz. Bu dönem belki de o konforlu alandan çıkmanız gerekiyor. Belki de yeni yöntemler denemeniz gerekiyor. Aynı rotada, aynı hizada gitmek sizi aşağı çekiyorsa ve zaman kaybettiriyorsa işte bu akrep tutulması ile beraber yeniliğe oynayabilirsiniz. Yenilikleri hayatınıza hızla çekebilirsiniz. Ki Uranüs uzun zamandır sizin burcunuzda ilerliyor ve Uranüs zaten size bunu bir şekilde yaptırmaya çalışıyor. Yaptırım uyguluyor çünkü üzerinizde. Şimdi burada sağlıklı, çok güçlü ilişkiler. Evet yeni bir adımla hayatlarını belki de çok tatlı bir formata götürebilirler. Ama temeli sağlam olmayan ilişkiler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü temeli sağlam olmayan bir ilişkiniz varsa bu dönem bitmekle, ee, karşı karşıya bırakacak sizi. Yani tabii ki buna biraz alışmanız zor olabilir. Çünkü bu ortaklıklar içinde geçerli, ee, insanlarla olan ilişkileriniz için de geçerli olacak. Diğer yandan tabii ki burada verilen vaatleri bekleyeceksiniz. Bunların karşılığını bekleyeceksiniz ve bunları göremediğiniz takdirde insanlarla aranızda bir mesafe koyacaksınız ki zaten akrep bunu kendiliğinden yapacaktır. Ve şimdi burada bir de sizin için çok önemli bir şey var. İnsanların gerçek yüzünü gördüğünüz bir dönemde olduğunuzu unutmayın. Ee, burada biraz daha insanlara e dikkat edin ne söylüyorlar, nasıl yaklaşıyorlar, sizin zor zamanınızda yanındalar mı, yanınızdalar mı? Aynı zamanda sizin ihtiyaç anınızda sizinle beraber hareket edebiliyorlar mı? Belki tabii ki hepsi buna mecbur değildir ama gerçekten dost olarak gördüğünüz insanları böylelikle eleyebilirsiniz. Böylelikle gerçek insanları hayatınızda bırakabilirsiniz bu tutulmayla beraber. Ve gelelim sevgili ikizlere. Evet sevgili ikizler. Şimdi tutulma sizin sağlık alanınızı etkiliyor. Burada en çok sağlığına dikkat etmesi gereken burçlarımızdan bir tanesi sizsiniz. Şimdi burada nelerle karşı karşıya kalabilirsiniz? Özellikle daha önceden yaşadığınız bir sıkıntı varsa apandis olabilir. E, bu belki boyun boğaz bölgesiyle ilgili olabilir. Tabii ki e, yediğiniz besinlere dikkat edin. Bağırsaklarla ilgili ufak tefek problemler meydana gelebilir. Ee, rutin kontrolleri olanlar sağlığını ihmal etmesinler. Aslında Jüpiter'in Koça geçmesiyle beraber zaten ikizleri biraz böyle hareketli zamanlar, kariyer hayatında özellikle bekledikleri güzel gelişmeleri getirecek ama diğer taraftan da sağlıkla ilgili konuları da Ön plana çıkartacak. Bu arada ikizler beklenmedik gelişmeleri hazır olsunlar. Beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirler. Ee, ama bunu çok fazla büyütmesinler. Çünkü krizi fırsata çevirebilecekleri bir tutulma olacak. Aslında ikizlere yarar mı? Evet yarar. Gündemleri değişecek. Ee, hiç ummadığı insanlardan destek alacaklar. Bir taraftan bir taraftan dezavantajlı gibi görünen konuların aslında dezavantajlı olmadığını, onların hayrına olduğunu gözlemleyebileceği bir tutulma olacak. O yüzden iyi gözlemlesinler. Ee, biliyorsunuz sizin burcunuzda da bir Merkür ikizler retrosu var. Dolayısıyla burada her şeyi eline boyuna düşünmek çok daha hayatınızı kurtaracaktır. Gelelim yengeç burçlarına. Evet, yengeç burçları da bu tutulmadan çok olumlu etkilenen burçlarımızdan. Özellikle yengeçlerin aşk hayatları çok hareketli. Aradığı aşkı bulabilirler, hayatlarının aşkını bulabilirler ya da belki de plütonik olarak birine sevgi besliyordur, bir hoşlanma vardır, bir duygusu vardır, e, açılma fırsatı yakalayabilir böylelikle. Tabii ki tutku dolu e, zamanlar da geçirecek, duygusal zamanlar da geçirecek. Bir taraftan tensel çekim, özellikle fiziksel çekim çok fazla ön planında olacak aynı zamanda dünyevi konular da ön planında olacak yani aslında baktığımızda yengeçler şanslı bu dönemde ee, özellikle etrafındaki insanlara karşı yani e, destek görebileceğini ya da destek gördüğünü anlayabilecekler ve bu destekle beraber yengeçler biraz daha motivasyon kazanacaklar bu dönemle beraber. Sadece şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Belki etrafını ve yakın çevresini ihmal edebilir, arkadaşlarını ihmal edebilir bu süreçte biraz daha kendi iç dünyasında bu yoğunluğu hissederken etrafındaki insanların sorunlarıyla o an için ilgilenemeyebilir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen yengeçler varsa çok uygun bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Burada çocuk sahibi olmak için harekete geçebilirsiniz ya da uzun zamandır e, çocuk sahibi olmak istiyorsunuzdur. Artık kararı verdiğiniz bir dönemde olabilirsiniz ya da evliliğinizin biraz oturmasını beklemişsinizdir. E, artık evliliğinizle ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır. İşte bu noktada bu tutulma size de yardımcı olacak. Tabii ki bu arada bu tutulmayla beraber eğer çocuk sahibi olmak isteyenler varsa doğal yollardan bunu gerçekleştiremiyorlarsa e, tedavi içinde çok doğru bir zaman özellikle tüp bebek tedavisi içinde buna başvurabilirler bu tutulmayla beraber. Ama yengeçler için genel olarak şunu söyleyebilirim ki dengede kalırlarsa her şey onların hayrına olacak. E, yoksa duygusal hezeyana kapıldıklarında biraz böyle sıkıntı yaşayabilirler. Gelelim aslanlara. Evet, aslanların bu tutulma en az akrep ve boğa kadar etkiliyor. Şimdi hane içinde, aile içerisinde, yaşam alanında gerçekleşen bir tutulma var. Özellikle aile içi krizlerle karşı karşıya kalabilirler. Aile bireyleriyle zıtlaşabilirler. Miras, hak, hukuk konuları varsa bunlarla ilgili problem yaşayabilirler. Tabii ki uzun zamandır konuşulmamış konular aile içerisinde bu meseleler gündeme gelip ve karşı taraftaki insanlarla zıtlaşma sürecine girerlerse işte o noktada bütün ipler kopabilir ve hasır altı ettikleri her şey teker teker ön plana çıkabilir. Diğer yandan tabii ki burada da yine bir yüzleşme ile karşılaşacak aslanlar aile içerisinde. Belki de e, hakları yenmiştir, o haklarını alamamışlardır. Neden alamadıklarına dair, neden hakları yendiğine dair de bir gerçeklikle karşı karşıya kalacaklar. Tabii ki taşınma, mal, mülk edinme gibi gündemleri varsa bu dönem itibariyle ufak tefek pürüzler çıkabilir. Biraz daha araştırmalarında, biraz daha beklemelerinde fayda var. Öte yandan ee, aile hayatına odaklanırken iş hayatını biraz öteleyebilir. Aslanlar ya da iş hayatına odaklanırken aile hayatını. Dolayısıyla burada en önemli şey aile ve iş arasındaki o dengeyi kurmak, aile içerisindeki krizleri biraz da olsa bertaraf etmeye çalışmak. Evet, gelelim sevgili Başak burçlarına, sevgili Başaklar. Bu tutulma sizin iletişim alanınızda, yakın çevre alanınızda, aynı zamanda arkadaşlar alanınızda gerçekleşiyor. Tabii ki bu dönem ne yapacaksınız? Biraz e, dilinize hakim olacaksınız. Çok sivrilmemeye çalışın. Çok iddialaşmamaya, itişip kakışmamaya çalışın. Çünkü burada e, yakın çevrenizde ilişkilerinizi gözden geçirmek, yakın çevrenizde bir takım problemleri tekrar gündeme getirmeniz e, çok normal. Evet bunu anlayabiliyorum ama burada sivrilmek size kaybettirebilir, zarar verebilir. Eğer hayatınızdan insan çıkartmak istemiyorsanız ya da gerçekten e, o insanlarla aranızda çok büyük problemler yoksa biraz daha e, naif yaklaşımlarla karşılayabilirsiniz onları. Aynı zamanda burada yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Eğer uzun zamandır beklediğiniz bir eğitim planı varsa bu dönem itibariyle bu eğitim planını gözden geçirebilirsiniz. Seyahatlerle ilgili bir takım değişimler olacaktır. Çünkü akrep aynı zamanda bu değişimleri de getiriyor hayatınıza entegre ediyor. Tabii ki başarı yakalayacaksınız. Sizin için de... Çok zor bir tutulma değil ama iletişim trafiğiniz çok yoğun olduğundan dolayı bazı gaf'lar yapabilirsiniz. Merkür'de retroda biliyorsunuz. Dolayısıyla enine boyuna iyice düşünmekte fayda var. Öte yandan şimdi eğer araba almak isteyen, araç satmak isteyen ya da alım satım işi yapan bireyler varsa bu dönem aracı satmak için ya da araç almak için biraz daha bekleyebilirsiniz. Biraz daha dikkatli olabilirsiniz aynı zamanda. E, trafikte de çok dikkat edin. Yani arabanızın bakımlarına özellikle dikkat edin. Eğer yağında, motorunda, işte rutin bakımlarında bir aksama varsa akrep sizi maddi manevi biraz kriz çıkartabilir. Bunu da gözden kaçırmayın lütfen. Şimdi burada önemli olan sizin bir konuya odaklanmanız ve o konu üzerinden ilerlemeniz ki bu tutulmada zaten o konular önünüze bir bir gelecek ve siz de bu fırsatları değerlendirirseniz şayet sizin için güzel bir tutulma olacak. Ve gelelim terazilere. Şimdi terazilerde biraz sıkıntı çıkabilir. Özellikle 8. evinde gerçekleşen bir tutulma var. Alacak verecek konular, miras, hukuk konular ön planda olacak. Daha doğrusu burada tutulma size maddi manevi gelirlerinizi, kendi hayatınızı, yaşam alanınızı, sahip olduğunuz değerleri dengede tutmanızı isteyecek ve bu dengesizlik eğer çok fazla olduysa hayatınızda ve çok açıldığınızı düşünüyorsanız işte bu problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii ki biraz böyle Tutulmanın etkisiyle de e, ek masraflar çıkacaktır. Para piyasalarında, kendi para piyasalarınızda dalgalanmalar olacaktır. E, savurganlıktan kaçının, idareli harcamaya çalışın, paranızı biraz daha tutmaya çalışın. Yani bu ay eğer çok elzem değilse alışveriş bile yapmayın sevgili teraziler. Diyeceksiniz ki yani nasıl yapalım o zaman? Biraz daha kontrollü giderek. En çok ihtiyacınız olan şeylere bir sıralama yapın. Yani bunu sonra alsam da olur dediğiniz eğer herhangi bir eşya ya da herhangi bir mal mülk varsa lütfen Haziran ayını bekleyin derim. Özellikle 4 Haziran'dan sonraya bunu gerçekleştirmeye çalışın. Çünkü o sürece kadar biraz problem yaşayabilirsiniz. Tabii ki ayağınıza bağ olan, hayatınızda toksik hale gelen insanları da bu dönem göreceksiniz. Çünkü hisleriniz kuvvetlenecek. Gelebilecek tehlikelerin farkında olmak sizi biraz kurtaracaktır. Ve bunlarla ilgili geri dönüşlerde ufak tefek canınızı sıksa da aslında hayatınızda başka kapılar açacaktır. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Aynı zamanda şimdi burada tabii ki e, kişisel alanınıza, kişisel auranıza olumsuz etkiler gelmemesi için biraz daha kendinizle kalmanız, kendinizle bir e, muhasebe yapmanız bu tutulmanın biraz böyle sert etkisini üzerinizden hafifletecektir. Bunlara dikkat ederseniz sizler de en az zarar görenlerden bir tanesi olacaksınız sevgili teraziler. Ve gelelim ev sahibi akreplere. Evet, tutulmanın ev sahibi sizsiniz. Hayatınızda yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor ve yepyeni bir döneme giriş yapmak için hazırda bekliyorsunuz. Belki de çoğunuz bu hazırlık aşamasının farkında bile değil ama önünüze çıkan krizleri şöyle bir gözden geçirin. Şöyle bir son 6 ayınızı yani geçtiğimiz 6 ayı bir gözden geçirin. Neler yaşadınız hayatınızda? Biliyorsunuz 19 Kasım'da bir tutulma yaşadık. O tutulmadan bu tutulmaya kadar neler değişti hayatınızda? Nelerle karşılaştınız? Hangi insanlarla yüzleşme ihtiyacı duydunuz? Ya da neleri bırakmanız gerektiğini hatırlatan bir tutulma. Ve biliyorsunuz bu tutulma sizin özellikle ilişki alanınızda ve ilişkilerinizi, benliğinizi, kimliğinizi komple değiştirmek isteyecek ve hayatınıza bambaşka bir pencere açacak. Bu pencereyi tabii ki açıp etrafı izlemek de bu pencerenin kapalı kalmasını sağlamakta sizin elinizde akrepler sizler biraz sabitsiniz e, dolayısıyla bazı şeyleri bırakmakta çok zorlanıyorsunuz, özellikle yükselen akreplerden bahsediyorum. Dolayısıyla burada bazı şeyleri bırakmanız gerekebilir, tutunduklarınızı bırakmanız gerekebilir, tutunmadıklarınızı ya da önemsemediklerinizi hayatınıza entegre edebilirsiniz. Aslında tutmadıklarınız sizin için çok daha kolay olacak bu süreçte. Uzun zamandır satürn de zaten sizi zorluyor, değişime uyumlanmanız için Uranüste zorluyor. Evet, bu tutulma sizin için bir milad olarak görebilirsiniz. Bu miladı. Hayatınızda nasıl değiştirmek istediğinize tabii ki sizler karar vereceksiniz. Bir yenilenme, bir dönüşüm, yeniden doğuş, bir anka kuşu gibi yeniden doğuş olarak görebilirsiniz. Nasıl ki anka kuşu küllerinden yeniden doğar, sizin de bu dönem kendi küllerinizden yeniden doğmanız gerekiyor. Tabii ki burada bitişler, vedalar, helalleşmeler, artık ayrılmalar yaşanacak. Bunlar kaçınılmaz olabilir özellikle ikili ilişkilerde. Göz ardı ettiğiniz neler var, görmezden geldiğiniz neler var. İşte bu tutulma artık gözünüzdeki o perdeyi tamamıyla kaldırmaya çalışacak ve sizler ne kadar geriye atarsanız atın, bu tutulmayla beraber artık bunları göz ardı edemeyeceksiniz ve tabii ki buradaki direnciniz, inat ve e, özellikle tutulma duygunuz tamamen kalkmış olacak kaldırmazsanız ne olur? Tabii ki bu biraz daha sert geçebilir hayatınızda. Hayal kırıklıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Ee, sonradan pişmanlık yaşayabilirsiniz. Bu işin daha Merkür retrosunun bitişi var arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. 5 Haziran'dan sonra çok ciddi pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Bence oturun, her şeyi enine boyuna düşünün. Biraz daha kendinize dönün. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ve gelelim yaylara. Şimdi Yaylar türbülansa girebilecek burçlarımızdan bir tanesi. Neden? Çünkü 12. evinde gerçekleşecek olan bir tutulma var. Evet, bu tutulma onları duygudan duyguya itecek. Karamsarlıktan karamsarlığa itecek. Tabii ki kararsızlık da yaşatacak bir taraftan. Ya da konforlu zannettiği alanın aslında konforlu olmadığı gerçeğiyle yüzleştirecek. Bu noktada biraz zorlayabilir. Bence Inziva zamanı olarak düşünebilirsiniz, arınma zamanı, toksiklerden uzaklaşma zamanı olarak düşünebilirsiniz. Tamamen zaman zaman ruh haliniz dalgalı seyirde olsa da aslında bunun size çok büyük fayda sağlayacağını ilerleyen günlerde özellikle tutulmadan iki hafta sonra görmeye ve gözlemlemeye başlayacaksınız. Tabii ki özel hayatınızda, kariyer hayatınızda, e, mesai yaptığınız arkadaşlarınızla ilgili alanda. Bazı değişimler söz konusu. Arkanızdan dönen olaylar, bir takım kirli çamaşırlar artık görünür hale gelecek. Belki de sizin ayağınızı uzun zamandır kaydırmaya çalışan bir iş arkadaşınız var. Onun gerçek niyetini ve gerçek yüzünü göreceksiniz. Belki de hayatınızdaki insanın aslında sizin düşündüğünüz gibi bir kişi olmadığını, birey olmadığını gözlemleyeceksiniz. Tabii ki burada kariyer alanında da bir takım bitişler, ilişkilerde de bir takım bitişler olabilir. Tabii ki her şeyi takip etmelisiniz. Kendi hayatınızla ilgili sırlarınızı bu dönem kimseye vermemeye özen gösterin. Kendinize saklamaya çalışın, biraz daha sağlığınıza ve kendinize zaman ayırın. Bu dönem itibariyle tabii ki hiç kimsenin duygu sömürüsünü ya da acıtasyonunu lütfen e, dikkate almayın. Biraz istismara uğrayabilirsiniz çünkü çok açık bir dönemdesiniz. Kendinize dönerseniz bunlarla ilgili minimum zararda olursunuz sevgili yay burçları ve gelelim oğlaklara. Şimdi oğlak burçları. Aslında Oğlak burçları da çok güzel etkilenen burçlarımızdan. Özellikle iş hayatı ile ilgili konularda, yeni çevre ile ilgili konularda. Evet, statü atlama gibi, yeni bir alana geçiş yapma gibi, hayatımda bir takım konuları düzenleme gibi alanlarında gerçekten güzel bir döneme giriyorlar. Bir taraftan tabii ki kriz de olacak ama arkadaşlıklarında özellikle krizle karşılaşacaklar. Arkadaşların gerçek yüzünü görecekler ama öte yandan baktığımızda da çürük yumurtaları, çürük insanları ayıklayabilecekleri bir dönemde olacak. Olabildiğince... Eğer bu dönem Üzerinde çalıştığınız uzun zamandır beklettiğiniz bir projeniz varsa hayata geçirebilirsiniz ve aynı zamanda çok fazla insanlara tolerans göstermek sizi aşağıya çekebilir. E, dürtüsel davranmaktan uzak durun sevgili oğlaklar biraz böyle ani kararlar alabilirsiniz. Sizde e, aşk hayatınızda da keza ani kararlar alabilirsiniz. Durup düşünmeden lütfen karar almayın biraz daha dürtülerden uzak durun bu dönem itibariyle çünkü bu tutulma size yarayacak ama diğer türlü eğer negatif tarafta kalırsanız pozitif olanı da emebilirsiniz, yok edebilirsiniz, size zarar verebilir. Ve kovalara gelelim. Şimdi kovalar özellikle tutulma kariyer hayatınızı, yaşam tarzınızı, yaşam alanınızı, patronlarla olan ilişkinizi birebir etkiliyor. Burada yeni bir iş başlangıcı yapmak isteyenler için evet fırsatlar gelebilir ama mevcut iş yerinde eğer problemler varsa bu işlerle ilgili ciddi sorunlar ve sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz ve kariyerinizde bir dönemin kapandığını gözlemleyebilirsiniz. Öte yandan baktığımızda kendi işini kurmaya çalışan kovalar varsa bu dönem itibariyle biraz daha gözlemlesinler. Eğer ortaklı iş yapmak istiyorsanız ortaklarınızla bir gözden geçirin her şeye de gerçekten doğru kişi mi bu? Bunu bir analiz edin. Analiz safhası geçtikten sonra ondan sonra karar vermeye başlayın. Diğer türlü problemin üstüne ekstra bir problem dahil edebilirsiniz. <laughs> Şimdi burada tabii ki bir taraftan kariyer hayatıyla ilgilenirken aileyi ve yakın çevrenizde ihmal edeceksiniz. Aile bireyleriyle aranızda da ufak tefek sürtüşmeler meydana gelebilir. Eğer çalışmayan, iş arayan, evde duran kova burçları varsa Ailenin baskısı yüzünden çok ciddi zor zamanlar bu süreçte geçirebilir. Olabildiğince sakin kalmakta, fevri davranmamakta fayda var sevgili kovalar. Çünkü bir kısıtlanmışlık hissi, bir geri kalmışlık hissi yaşayacaksınız. Bunlar aslında sizin sıçramanız ve yeniden ayağa kalkmanız için size verilen bir takım uyarı gibi, ikaz gibi düşünün. Bunları eğer düzeltirseniz hem blokajları temizlemiş olursunuz hayatınızdan hem de iletişim kopukluklarını da bertaraf etmiş olursunuz. Ve gelelim son burcumuz Balık burcuna. Evet sevgili Balıklar. Yani Balıklar için çok güzel bir tutulma aslında baktığımızda. Çünkü Balık burçları e, uzun zamandır zaten Jüpiter'in radarındaydı. Jüpiter onlara bolluk bereket verdi. Aynı zamanda burada baktığımızda süre gelen hukuki konularını düzenleyebileceği bir tutulma olacak. Yeni bir eğitime başlayabilir, seyahatlerle ilgili programlarını düzenleyebilir. Yeni bir inanç sistemi geliştirebilir. Yani inandıklarıyla inanmadıkları yer değiştirebilir ya da uzun zamandır gerçekten kafasında soru işaretleri varsa bunlarla ilgili ciddi bir aydınlanma yaşayacağı dönem olacak bu tutulma. Ve tabii ki emin olmadığı hiçbir konunun içine balıklama atlamayın sevgili balıklar çünkü bu size zarar getirebilir. Aynı zamanda konuya hakim olan Bireyler için bunu daha çok söylüyorum. Eğer gerçekten konuya hakimseniz bu konularla ilgili aksiyon alabilirsiniz. Ama konu sizin dışınızda ya da hakim olmadığınız bir alandaysa buna biraz daha dikkat edin. Ama dediğim gibi diğer türlü sizler de iletişime ve insanlarla olan ilişkinize ekstra özen gösterin. Çünkü Belki tek başınıza hareket etmek e, size problem getirebilir. Etrafınızdaki insanların fikirlerini almayı unutmayın. Aşırı agresyondan ve travmatik konulardan da uzak durmanızda fayda var diyorum sevgili balık burçları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.